Bala Hatun, gelinin çeyizini nereye götürelim? Beyimiz de Malhun Hatun'un kalacağı atağa götürsünler Bay Sungur. Osman'ım, her şey düzeldi dersin. Yani Umur Bey ve obası göçmeyecek mi? Gitmeyecekler falan. O vakit iki obanın birleşmesi için... İki obanın birleşmesi için Umur Bey nikah kıyılmasını istedi. Sen ne cevap verdin? Toyumuz var balam. Haydi hazırlıklar başlasın. Sen çeyiz kervanı ile ilgilenirsin Gonca. Merak etme izin bana. Selamun aleyküm şeyhim. Ve aleyküm esselam. Halkını dayı düş günü baş tacı yapan Rabbin sana bahşettiği kuta liyakatını ispat eden Osman Bey. Hoş geldin. Estağfurullah şeyhim, estağfurullah. Yo yo. Bir sözümüzle bağrına taş basıp sevdiceğini üzmek pahasına nikah karar verdin. Bu kararı ancak boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi. Bu kararı da ancak o beyin selametini düşünen bir hatun rıza gösterirdi. İkiniz de yüzümüzü ağarttınız. Rabbim sizden razı olsun. Allah senden razı olsun şeyhim. Yarın Türkmen beylerin de teşrifiyle düğün toyumuz var. Mübarek olsun. Amin şeyhim, amin, amin. Osman Bey, boyun beylik, beyliğin devlet, altların ordu olacak inşallah. İnşallah. Şimdi diyesin. Bundan gayrı sana ne gerek? Töremiz kanun, kalelerimiz şehir ve ahalimiz müreffeh olmalıdır şeyh. Gaza ile fethedilen cümle yerler imar olmalıdır. Ve ahalimiz bizim idaremizden hoşnut olmalıdır. Hakça konuştun Osman Bey. Şimdi Söğüt için ne yapmak niyetindesin? Civar şehirlerden mahir yapı ve bina ustaları istedim. Tez işe koyulacaklar. Maşallah, maşallah. Ama bunları yaparken Müslümanlar kadar gayrimüslimlerin haklarını, hukuklarını da gözetmelisin. Malumdur ki güneşin ışığı cümle canlıya eşit dağılmaktadır. Sen de adaletini eşit dağıtmalısın. Ta ki töremiz güneş gibi olsun, cümle halk aydınlasın. Kayılarım kutu o güneşle parlasın. Beyliğimiz devlete tebdil olsun. Müsaadenle şey.
Bilecik tekfuru Leo Laskaris'ten malumat aldık beyim. Gittiği yerden dönmüş. İyi iyi. Ben de onunla görüşmek isterdim. Tez davetimi iletesiniz. Eyvallah beyim. Sultan Mesud'un emrine davetim gitti mi? Emir Aslan yola çıkmış bile beyim. Gelirmiş. Eyvallah. Kolay gele. Kolay gele. Osman Bey. Oo, maşallah, maşallah. Pek bir itina göstermişsin. Bu sabah topladım deyim. Göktuğ, düğün toyunun bütün sebzesini, meyvesini bu hatundan alasınız. Buyurun başım üstüne beyim. Haydi, pazar ola. Haydi. Geleceğim. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş gelmişsin. Bunların hepsini alsak da yetmez. Hepsi mi? Burada aylarca yetecek meyve var. O kadar insan gelecek mi? Sen hiç Türklüğünü görmedin mi? Hele düğünün kimin olduğunu bilsen. Nereden bileyim? Hiç Türklüğünü de görmedim. Zaten malları getireceksin. Eğer istersen Kaya Hatunlarına yardım için obada kalabilirsin. Çok isterim. O vakit kolay gele. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. Görmem gereken biri daha kaldı. Eyvallah beyim. Anamın yadigarı. Selvi boylu anamın. Simsiyah, belik belik saçları vardı. Güzelliği de Selvi boyu da size miras kaldı. Çocukluktan beri sırdaşınım. Tutma içinde. Bana neden hüzünlendin deyiver. Babam ve vazifemi bırakmak üzereyim Alaca. Babamın sağ koluydu. Kızıl Beyoğullarının keskin pusadı. Emdi bırakıp giderim. Ama Osman Bey'e gidersiniz. Gönlünüzün istediğine. Gönlünde ve otağında başkası olan birine. Sen neden dertlenirsin? Giderim dersiniz. Ben ne olacağım hatunum? Tüm bunları neden götürürüz Alaca? Gelin çeyizsiz olmaz da ondan. Peki bey kızı yarensiz olur mu? Beni de yanınızda alacaksınız öyle mi? Ben nereye, sen oraya.
ruhları uyandırdı. Kara yeminler tükendi. Toga'ya ihanet edeni bulana kadar bütün nökerler ölecek. Ben değildim Togay. Ben sana ihanet etmem. Senin ihanet eden dostlarını ülkeye... Hepsi masum. Vali yargıcının gören gözü de, işiten kulağı da benim. İhaneti taşıyan dili de benim. Günlerdir doğru dürüst bir şey yemedin. Birbirlerini öldürmelerini zevkle seyredecektim. Umurlu Osman düşman olacaklardı. Togay kana susamış çakal gibi dişlerini Osman'a geçirecekti. Ama şimdi... Şimdi... Uğursuz kanlarına birleştirip... Üstümüze saldıracaklar. Umur Bey'i unut. Artık onu kullanamayız. Togay. Togay. Üzerine atılmış ölü toprağı uykusundan onu uyandırmak şart. Başka seçeneğimiz yok. Nasıl? Gelecek. Bana gelecek. Barbar kinini kusmak için bana er ya da geç gelecek. Gelecek. Bana gelecek. Gelecek. Yani.
lanet edelim. Kafa derisinden bu satıma kın yapacağım demiştim. Kafa derini diri diri yüzeceğim. Çumo. Hakkındır. Neden bana ihanet ettin? Sana olan sadakatimden ömrüm sana itaatle geçti. Bu yüzden mi bana ihanet ettin? Vali yargıcıya isyan edersen, Yeyhatu'ya da Cengiz Han yasalarına da karşı gelmenden korktum. Bunu sana sadakatimden yaptım. Şimdi beni öldür. Nökerleri bırak. Tengri Dağı'nda koşan atlar kadar özgürdür Togay. Cengiz Han'ın kutu için ölmeye hazırdır Togay. Togay için vali yargıcı ölmüştür. Ne altın için, ne vergi için verilen saray emirleri yok. Gayrı sadece Togay'ın kara yemini var. Vali isyanı, Geyhatü'ye isyan olduğunu neden kabul etmek istemezsin? Bağışla beni Togay. Bağışla. Ya. Cengiz Han'ın yasaları için Togay'la berabersin. Ya da saray farileriyle. Ölene kadar Cengiz Han yasalarına, onun gerçek korucusu komutan Togay'a tabiyim. Her şeyi, her şeyi senin için yaptım Togay. Savaş iyidir dedin. İyi dedin. Bu ola tabi görünerek düşmanı böldün. Birliklerini dağıttın. Şimdi her ikisini de atların ayaklarında ezip geçmeye hazırsın. Allah'ın izniyle. Moğol Kırşehir'de Türk'ün imabesini bozdu. Tesbih tanesi gibi dağıldık. Cihangirlik unutuldu. Gölgesi kendine yetmeyenler birbirine düştü. Karamanoğlu'nun gözü Konya'da. Germiyanoğlu'nun gözü Engürü'de. Hamidoğlu'nun Germiyan'da. Bunların hepsi Türk toprağı, Türk memleketi. Sen kafirin hududundasın. Hiçbir Türk beyliği sana, senin mülküne ilişemez. Konya'da Sultan Karamanoğulları'nın Konya'ya göz diktiğinden bahsettiydi. Ama buyurduğunuz gibi bizimle, bizim mülkümüzle Türkmen beyliklerinin ne işi ola? Bizim üç cephemiz Bizans'tır. Yoktur Osman Bey. Emin ve müsterih olasın ki düşmanla gazada tereddüde düşmeyesin.
tek başıma dahi kalsam, Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey olarak son nefesime kadar ilahi kelimetullah için gaza üzere olmak en büyük duamdır. Konya'da olanlardan da malumatımız var. Sultan Mesut, devletinin içinde bulunduğu ahvale vakıf, Selçuklu Devleti gayri bir gölgeden ibarettir. Sultanımız her şeye vakıf ve gayrette. Bunu gördük ve gerçekledik. Lakin bu gölge bütün Türk boylarının üzerindedir. Onun seni desteklemesi cümle boylara hükmetmen için mühim bir adım oldu. Kızılbeyoğlu, Umur Bey'le aramızdaki ihtilafı ortadan kaldırmak için Malhun Hatun'la izdivaç yapmaya karar verdik. Bunu da size bildirmeye geldim. Haberimiz var Osman Bey. Türkmenler için paha biçilmez bir birleşme bu. Bu paha biçilmez hançeri sana düğün hediyesi olarak veriyoruz. Atamız İznik Fatih'i, Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tan bir yadigar. Rabbim, kafir Bizans'ın ulu sultanımızdan gasp ettiği İznik'i almayı bana ve neslime nasip eylesin. Bu hançer de mirasının asli sahiplerine döndüğüne şahitlik etsin. Amin. Gayretim hep üzerinde olacak. İnşallah bir gün İznik yeniden fetholunacak. İnşallah Osman Bey. İnşallah. Er her daim gayrettedir. Cengiz Han'ın vasiyeti için babam Noyan'ın yarım bıraktığı intikamını almak için ruhlarla Kara Emin yolunda ölmeye gideceğim. Vali yargıcı gibi korkakların gölgesinde bir sıçan gibi yaşayacağım ama onurumla öleceğim. İçinizde bu kutlu yoldan korkan varsa hemen gitsin. Benim korkaklarla işim yok. Sayımız azaldı. Onları ikna edebilirsin. Onlar benim için ördü. Merak etme. Yine nökerlerimiz olacak. Cengiz Han'ın yasaları için yeni nökerim Nikola olacak.
Yargıcıya isyan ettiğimiz Nikola'nın kulağına gitmez mi? İşte o vakit Nikola yanımıza durmaz. İlhanlı'yı karşına almak istemez. Nikola'nın bundan haberi olmayacak. Ağabey, düğün toyunda obanın emniyeti gayrı sendedir. Nikola, saldırmak için fırsat kollar bellidir. Bellidir. Şimdi Togay'a gelince... O soysuz düğün toylarını basmayı sever. Boran evladımın düğün toyunu kan gölüne çevirdi. Abdurrahman'ımı şehit etti. O putperest. Ancak düğünden dönen kadınlara, çocuklara saldırır. Burası nele? Nereden gelirsin? Germiyan topraklarından gelirim. Haberci misin? Osman Gazi ile sancı altında gaza etmeye geldim. Eyvallah. Hoş gelmişsin. Hoş buldum. Geçtiğim her yerde Domaniç kalebesini konuşur ahali. Oradaydım. Azim Cengoldu. Osman Bey, Nabey, Savcı Bey şehit verdik. Mekanı cennet ola, işitmişiz. Amin. Zaferler büyüdükçe bedeller de büyür elbet. Biz de geldik ki gerektiğinde Osman Bey'in ödeyeceği bedel olalım zaferleri için. Eyvallah, eyvallah. Bir de Osman Bey'ime soralım. Bakalım o seninle gaza etmek ister mi? Fırsatlarını alın. Bu ne içindir? Osman Bey için hediyedir. Onu da alın. Takip edersin. Destur buyurursanız, düğün toyundan sonra kervan düzülse. Domaniç'ten başka otlakları da iyice bellemekte fayda var Osman Bey. Obamız büyür, sürülerimiz genişler. Sakarya Irmağı'nın yanı sıra olan her bir karış toprağı o Bizans'ın elinden söküp alacağız. Her yer susuzluktan kırılsa da Sakarya Irmağı obalarımıza, hayvanlarımıza hayat verecektir inşallah. İnşallah. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim, Germiyan ilinden bir alp geldi. Seni görmek ister. Hele gelsin. Gelesin. Hoş gelmişsin. Hoş gördük beyim. Ben Germiyan topraklarından gelirim. Gelmenin sebebi nedir diyesin hele. Karaeyli Muslu Bey'in oğluyum. Lakin senin sancağına girip gaza etmek isterim. Bizim düzenimiz sana ağır gelmeye beyoğlu. Bizim yolumuz sarp, işimiz güçtür. Anadolu'da Türkmen, Türkmen'in toprağında göz gezdirir. Türkmen'in kılıcı gene Türkmen'e iner. Ölen Müslüman, öldüren Müslüman, dahası ele geçirilen toprak da Müslüman. Gaza pusatı sendedir beyim. Kefereyle sen cenk edersin. Anlattıkların hakikattir. Lakin
Gafere hudutları içlere hiç benzemez. Benim bu topraklarda dostumdan çok düşmanım vardır. Sen iyisi mi bir kez daha düşünesin, öyle gelesin. Müsaade buyurun, sancağın altında düşmanların azalmasına, dostların çoğalmasına baş vereyim. Can vereyim beyim. Senin adın nedir diyesin hele. Adım Turhan Alp'tir. Beyim, toyun olduğunu işittim. Şayet kabul edersen bir de hediye getirdim sana. Getiresin. Usta, ne dersin? Mahir ellerden çıkmışa benzer beyim. Yersin hala. Kimdir bunun ustası? Sizin için kendi ellerimle dövdüm beyim. İşlemesini dahi kendim işledim. Halis Şam çeliğindendir. Eyvallah. Yoktu. Beyim. Yol yorgunudur. İlgilenirsiniz. Buyurun başım üstüne beyim. Ağabey, gözünü bu Turan Alp'ten ayırmayasın. Germiyanlı, kayılara hele bir bakarsınız. İçeride neler olur diye bir casus göndermiş olabilir. Sen tasa etmezsin Osman Bey'im. Müsaadenle Osman Bey. Eyvallah. Osman Bey. Gayrı bu yiğidi benim gözüm tutmuş idir. Osman Bey, gaziler sancağının altında toplanmaktadır. Sen hiç şüphelenmeyesin. İnşallah Bamsı Bey. İnşallah. Osman Bey, altların çoğalır. Bizim deli olan da benim yerimi aratmaz. Estağfurullah Bamsı Bey, o nasıl söz öyle? Oh, senin yerini hiç kimse dolduramaz. Kurban olurum. Eyvallah Osman Bey. Eyvallah Bamsı Bey. Saldırmış olman gerekirdi. Seni tutan ne oldu? Tugay ruhunu özgür kıldı. Saldırmak için doğru vakti bekler. Ya ruhunu özgür
özgür kılan büyük savaşçıya selam olsun. Benden ne istiyorsun? Umar Bey'i kandırman. Umar Bey'in Osman'a itaat etmesine neden oldu? Geyhatu'yla dostluğunuzun devam etmesini istiyorsan, vakti geldiğinde bana asker vereceksin. Tatlı ve kanlı bir bedel. Peki tekfurlarımdan alacağın vergiler? Türklerin kanıyla sulanmış altınları ve sürüleri Geyhatu'yu fazlasıyla sevindirecek. Sana ve tekfurlara gelince vergilerinizi artık fazlasıyla Türkler ödeyecek. Ben de kara ruhların kaderimizi beraber ördüklerini görüyorum. Osman için ölüm vakti. Fırsat aradığını söyledin. O vakit düğün toyu cenaze toyuna dönsün. Ha senin haberin yok. Osman Umur Bey'in kızını hatunu yapacak. Niye biliyor musun? İkimizi de öldürmek için müttefiklerini arttırıyor. Ama sen doğru zamanda doğru bir karar verdin. Düğün toyuna saldırmak, bu bitmek tükenmek bilmeyen kanlı oyunu bitirecek. Düğün toyunda Osman fazlasıyla tedbirli olacaktır. Daha iyi bir fırsat için bekleyeceğiz. Askerlerini hazır et. Benden haber bekle. Daha iyi fırsatı ben bulacağım. O vakit ikimiz de istediğimizi alacağız. Balam. Yorgun görünürsün. Yorulduk ama değdi Osman Bey. Toy için tüm hazırlıklar tamamdır. Neden sen yaparsın? İşi başkasına devretsene. Sen bu obanın hatunusun. Mühim bir toyumuz vardır Osman Bey. Obamızın beyi evlenir. Elbet işi obanın bey hatunu görür. Hem ne vakittir oturup dururdum zaten. Ne gazaya gittiğim var, ne de cenk ettiğim. Gerçi Malhun Hatun beni aratmadı. Maşallah iyi cenk etti. Seni aratmadı mı? Kandiller sönüp gözlerimi kapattığımda, bu güzel gözleri göremediğimde, ben yine seni hatırlarım. Rüyamda, cenkte, cennette. Ben her yerde seni ararım. Ben aradığım her şeyi sende buldum. Demek veda vakti geldi. Al onu. Gaziler başı. Malhun Hatun. Telli duvaklı gelin olmuş. Gidiyor demek. Bari bundan böyle beyin Osman Bey'dir. Yerinde onun yanıdır.
bana gösterdiğin sevgi ve saygıyı aynı şekilde ona da gösteresin. Beynin gönlüne girmek için acele etmeyesin. Sabredesin. Sabredesin. Yüce Rabbim size tez vakitte bir oğul nasip etsin. Osman Bey yanıp tutuştuğu evladını kucağına aldığında gönlü de otağı da senindir gayrı. Senden hep razı ol. Rabbim de razı olsun. Hakkım da helal olsun. Tamam. Geçsin. Güzeldir. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Neden gözlerine bakmıyorsun? Geçesin. Ben seni obada bulurum. Geçesin. Alpler, kapı. Rabbim otağını çocuk sesleriyle doldursun. Oğullarına devlet olmayı nasip etsin. Kızlarına, babalarına yaraşır yiğit torunlar bahşetsin.
Otağın şenlensin. Gönlün hoş olsun Osman Bey. Sevdanı bilirim. Bu gece ve nice gecelerce bağrıma taş basıp oturmak kaderime düştüyse, bilesin ki sana olan sevdamdan kabulümdür Osman Bey. Allah sizi bir yastıkta kocatsın. İkiniz de mutlu olasınız. Thank you.
Sana emanet edileni Allah'ın huzurunda alma vaktidir Osman Bey. Eyvallah şeyim. Eyvallah. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Buyurasınız. Bamsı Bey'le Davut Bey'in şahitliğinde nikahı kıyalım Osman Bey. Elbette şeyim. Buyurasın şeyim. Umur Bey. Sana ihanet edenlerin kelleleri burada Togay. Hepsi öldü. Yargıcıya senden haber götürecek kimse kalmadı. Kafa derilerinden nökerlerimin kılıçlarına kın yapın. Baktıkça Cengiz Han'ın yasalarını hatırlasınlar. Sana bu korkakların leşlerinden daha kıymetli bir hediye vermeme izin ver Togay. Osman, sürülerini yaylağa götürecek. Göç edecekler. Domaniç'e. İşte aradığım fırsat bu. Domaniç. Osman. Düğün toyunda gönlü eğlendirsin. Domaniç. Kayılara mezar olacak. Umur Bey kızı malhum. Ertuğrul Bey oğlu Osman'ın 1000 dirhem altın, 200 koyun mihri muaccel vermesi mukabilinde nikahını kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ertuğrul Bey'den olma, Halime Hatun'dan doğma Osman. Umur Bey kızı Malhun'u vaat ettiğin mihir üzerine nikahlamayı kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi?
Ettim. Ettin mi? Ettim. Şahitler, şahitlik ettiniz mi? Ettik. Ettik. Rabbim, aklınızı mübarek kılsın. Amin. 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 Ya Rabbi, bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik. Sen de şahit ol. Amin. Allah'ım, bu evlilik akdini mübarek eyle. Amin. Bu çiftler arasında geçeyim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle. Amin, amin. Aralarında nefret, geçimsizlik, ayrılık var eyleme. Amin. Allah'ım, bu çifte salih evlatlar, uzun ömürler, bol rızık ihsan eyle. Amin. 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 El-Fatiha. Çok vakit oldu be Ayşem. Hoş gelmişsin. Seni gördüm ya. Gayrı ölsem de gam yemem. Yiğidimi de gördün inşallah. Gördüm, gördüm ya. Gelmeyen eline vardım. Medresede buldum Aktemur'umuzu. Ellerinden öper. Tez vakitte kayı obasına varmak için gün sayar. Osman Bey'in alp olmak için can atar. Atacak elbet. Atacak. Kurban olsun babası yoluna. Ama evvela talebeliğini bitirecek. Toy için hatunlara yardım edeyim. Haydi. Maşallah.
başına. Saklı bir dev gibi Osman Bey. Harcı edebalının harcı. Kahrolsun kafirlerin burcu. Ertuğrul Gazi'nin övüncü. Başka bir yiğittir Osman Bey. Sultanımız yalnız evliliğini tebrik etmek için göndermedi beni. Togay'la aranızda olanları bilir. Her ne olursa olsun sultanımızla yaptığın anlaşmanın devam etmesi gerek. Sultanımız merak buyurmasın. İlhanlılara tabi gibi görünmeye devam edeceğiz. Eğer ki sultanımız Konya'dan ordu kaldırıyorsa bu sana verdiği kıymettendir. Kayının şerefli sancağı sultanımızın askerlerini bekler. Gayrı, Bayındırlı, Kızılbeyoğulları da bundan böyle kayı sancağı altında vuruşacaktır. Oy 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 oy. Az kalmıştır az. Türk'ün boyunduruğu çatlamakta, Moğol'un da.
Bizans tekfurunun da boyun bükeceği günler yaklaşmaktadır. Rabbim o günleri bana da gösterir inşallah. Amin. Eyvallah. Gayri, o kutlu gün gecikmesin Bamsı Bey. Müslümanın gördüğü eza, cefa yetmez mi? Kumral Abdal, eyvallah. Rabbim seni ve neslini ebed müddet daim etsin Osman Bey. Eyvallah. Amin. Amin. Çok güzel olmuşsun Nahun Hatun. Sağ olasın güzel kız. Lena'yı, keşke onu da görmek nasip olaydı. Tez vakitte görüşürüz inşallah. İnşallah. Gonca Hatun, Bala Hatun nerededir? Otağındadır. Allah onları mutlu mesut eylesin. Amin. Mutlu mesut olasınız. Bir yakıta kocayasınız. Thank you.
Müsaadenle. Otağımız, oğullarımızla, kızlarımızla şenlensin. Mutluluğun daim olsun Mavlun Hatun. Yüreğimdeki ataşı bastırmama yardım et. Osman Bey'imin evlat hasretini dindir. Bey'imin devletine yaraşır evlatlar nasip eyle. Amin. Gündüz Bey sağ olsun. İşin büyük kısmını halletti. Kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını görmek de bize düşer balam. Çadır çadır gezip sormaktayım bana. Allah razı olsun. Söğüt'teki Aşev'in hizmetleri de aksamamalı. Biz yaylaya gideriz diye sahipsiz kalmasınlar. O işle de bizzat alakadarım balam. Fakir fukara eksikliğimizi hissetmeyecek evvelallah. Başımız pişecek. Dağıtılacak. İyi. Maşallah. Hoş geldiniz Mavlun Hatun. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Mavlun Hatun, hoş gelmişsiniz. Kolay gele hatunlar. Obamıza hoş geldin Mavlun Hatun. Kolay gele Bala Hatun. Sağ olasın Mavlun Hatun. Buyurasın. Maşallah, herkes arı gibi çalışır. Göç kervanı çok geçmeden hazır olur belli ki. İşler doğru taksim edilince hızlı yürür. Biz de bir işin ucundan tutalım.
Olur ya, göç hazırlığını tamam edemeyen aileler vardır. Kazanı olmayana kazan, bineği olmayana hayvan verelim. Merak buyurmayasın Mahlun Hatun. Kaya Obası'nda ihtiyaçlı olmaz. Osman Bey. Nikola onca masumu katlederken, topraklarını kana bularken neredeydin Tekfur Leo? Makedonya'daydım. Bu olanlar beni çok fazlasıyla rahatsız etti Osman Bey. Nikola'nın da imparatorun da yaptıklarını onaylamadığımı bilmen isterim. Düğün toyuna katılamadım. Ancak sana ve Malhun Hatun'a getirdiğim hediyeleri kabul etmeni isterim. Gaskaris hanedanından geldiğini bilirim. İmparator da aranızdaki husumet herkese aşikardır. Buraya ziyaretin, getirdiğin hediyeler, uzattığın dostluk elin senin sonunu getirmesinden korkarım. Sonumdan korkuyor olsaydım burada olmazdım. Benim tek bir korkum var. Nikola hepimizin sonunu getirecek Osman Bey. Bu arada Nikola'nın baskılarına boyun eğmeyeceğimi bilmeni isterim. Togay'a boyun eğer gibi görünür Nikola. Asıl amacı seni zayıf düşürmektir. Ama bilmediği ya da bilmek istemediği asıl gerçekten korkarım. Neymiş o? Moğollara sizi ezdirirse ardından sıra bize gelecek. Seni durdurmak için şeytanla oynaşıyor. Nikola yolunu kaybetmiş biri. Bizim yolumuz baban Ertuğrul Gazi'nin sulh yolu olmalı. Aksi halde hepimizin sonu gelecek demektir. O vakit dostluğumuzu perçinleyelim Tekfur Leo. Dostluk için uzattığın eli tutmaya hazırım. O vakit yaylaya gitme vakti geldi Tekfur Leo. Baban Ertuğrul Gazi'nin vaktinde olduğu gibi. Yaylaya göçenlerin kıymetli eşyalarını kalemde emanete almaya hazırım. O nedir Alaca? Zoe diye bir Rum kızı. Kimi kimsesi yokmuş. Toy hazırlıklarına yardım etmek için Söğüt'ten gelmiş. Az muhabbet ettik giderken bana verdi. Kendisi yapmış. Senin bileğine çok yakıştı dedi. Sonra da uzaklaştı gitti. Kimsesiz bir kızcağız ha. Pek de hamal atmış. Baksana nasıl da örülmüş. Hamar attı laf mı? Yemeği yaptı. Döndü gitti ağlayan bebeği susturdu. Geri döndü ortalığı kaldırdı. Benim toyumda senden çok çalışmış desene. Alaca. Yine aklınızdan ne geçer Malhun Hatun? Eğer Osman Bey de uygun görürse Zoe'ye hizmetimi almak isterim. Bizans kalelerindeki her türlü askeri hareketi izlemek için gözcülerimiz yerleşti Osman Bey. Göç katarını da adım adım takip edecek alplerimiz. Sana da an be an haber verecekler Osman Bey. Eyvallah abi, eyvallah. Yayla için çadırlarımız hazır beyim.
Güneş doğmadan yola çıktılar. Katar yaylaya vasıl olduğunda çadırlar kurulmuş olacak. Davut Bey, yaylaya demirci ocağını kurmuştur Osman Bey. E ya, artık yok nal için, kırılan bu saplarımız için obaya gelmek zorunda kalmayacak alplerimiz. Bilecik Tekfuru Leo, yaylaya göçerken mallarımızı emanet almayı kabul etti. Osman Bey, bu ey haber, ey haber de ne bileyim, Nikola eti bu kadar azmışken. Leo, Ertuğrul Gazi vaktinde bize dostluk gösterdi, zorluk çıkarmadı lakin... Dostluk bu topraklarda nereden eseceği belli olmayan deli bir rüzgara benzer. Doğru dersin Osman Bey, doğru dersin. Biz konar göçeriz. Lakin konduğumuz yeri er ya da geç yurdumuz ederiz. Tekfur Leo'nun niyeti halis değilse... ...baracı yayla mezar olur. Göreceğiz Bamsı Bey. Tekfur Leo babamla olduğu gibi... ...benimle de dost kalmak ister. Sözünün eri mi... ...değil mi göreceğiz. Kara kurum çöllerinin kızgın güneşini odama getirdin Togay. Öfkenle hoş geldin. Bana küçükken annemin yaptığı paskalya çöreklerini hatırlatıyorsun tatlı tuzlu. Bir anın bir anın oymuyor. Gelirken çöllerin sessizliğini de getirmişsin. Geyatun avcı köpeği avının kokusunu almış. Avın büyük mü bari? Hoş gelmişsin beyim. Hoş gördük. Hoş gördük. Buyurasın. Sen de buyurasın.
Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurasın. Daha evvel beğendiğini söylemiştin. Aynısını yaptım. Sen de yiyorsun. Eline sağlık. Afiyet olsun Osman Bey. Diyorsun hele. Nasıl geçti ilk gün? Obaya alışabilecek misin? Adetlerimiz birdir Osman Bey. Alışmam uzun sürmez. İnşallah oba hatunları da bana alışırlar. İnşallah. İnşallah alışacaklar. Alışacaklar. Temiz hava almak ister gibisin Osman Bey. Hoş geldin, sefa geldin. Oturdun, ekmeğimi paylaştın. Gayrı kalkma niyetindeysen seni mecbur tutmak istemem. O nasıl söz öyle Malhun Hatun? Burada oturmanın nesi mecburiyet olacak? Bu iki obanın birleşmesi için yapılmış bir evlilikse de nihayetinde yapılmıştır. Gayrı. Gayrı biz seninle karı kocayız. Ben de onu derim Osman Bey. İki obanın menfaati yerine gelmiştir. Bu yalnızca
iki obanın menfaatinden ibaret bir evlilik değildir. Ya nedir? Kaya obası... kendine yakışanı buldu. Ne vakit gelirsen, aşım hazır, yüzüm güleç, çadırım sıcak olacak. Ne vakit istersen, o vakit gelesin Osman Bey. Mahrun Hatun. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Balam. Gelsin hele. Gece vakti seni otağından çıkaran nedir? İçerisi sıcaktı. Biraz hava almak istedim. Madem öyle. Ya sen? Sen neden çadırında değilsin? Sence? Gayrı böyle günler olacak Osman Bey. Aynı obada. Birbirimize bu kadar yakın çadırlarda. Lakin ayrı. Ben tek başıma. Sense. Senin hayalinde. Sana ne vakit yalan söyledim bala? Ne vakit? Seni senin sevginde ne vakit aldattım?
Ey maşallah çobanbaşı. İyi. Gayrı, gübüdüklerin, köslerin, kulakların sesleri yeşil yaylaları sarsın. Ey ey çobanbaşı. Haydi nurlar ola. Maşallah. Gence Bey, sen sağ kanatımızın, Saltık sen de sol kanatımızın emniyetini alasın. Kanadınız olur, kuş gibi uçuruz Katar'ı beyim. Eyvallah. Eyvallah, bilirim Saltık, bilirim. Haygül, evladım, hatunlarımızın durumu nasıldır? Bir eksikleri, gedikleri var mıdır? Her şey hazırdır beyim. Kilim, keçe, minderler dokundu, hazır edildi. Ay maşallah. Erzaklar, ekmek sacı, hamur tekneleri de yüklendi. Sular soğuk kalsın diyor. Çamdan bardaklarla yaptırdım. İyi, iyi. Maşallah evladıma. Lakin hatunlar hazır mıdır? Bu keferin ne edeceği belli olmaz. Hepsi pusatlıdır beyim. Gayrı ustalardır. Merak etmeyiz. İyi, iyi. Gayrı, yatık erler dikilsin. Salı da, cuma da geçti. Gayrı, yolumuz yaylayadır. Rabbimiz yolumuzu açık etsin. Amin. 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 Bey, sana bir kazan evtik hazırlattım. İçine de bol buğday koydurdum. Hatunlara da helva kavurttum. Arpalı. Aygül evladım, bence Erkut Ağa'nın niyetini anladım. Sen yine Bamsı Bey'ini aç bırakacaksın ha? Bey. Haydi. 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 Haydi canlar. Maşallah. Maşallah canlara. Hey, maşallah. Katar başı. Katarın hazır mıdır? Oy! Hızır yoldaşımız olsun. Hazır zevelallah Osman Bey. Maşallah, maşallah. Bala Hatun, Katar başının yanına, Katar başı kızı olarak Aygül Hatun'u seçtim. Katar başı kızı Aygül Hatun, altından başlığın kaşının önüne eğilsin. Gayrı bekarlık günlerin sona ersin. Kuzular sütten kesildi, senin de kısmetin kesilsin. İnşallah. Eyvallah Bala Hatun. Ey Osman Bey, sana baktıkça Ertuğrul Bey'imi görürüm. Ay. Hey gidi günler hey. Nice Katarlar düzdük bu yollarda. Nice baharı ilmik ilmik gördük bugünlere. Bamsı Bey, babamın yokluğunu bana hiç hissettirmez. Onun kan kardeşi aynı vakitte de yoldaş idi. Bu güzel baharı karşıladıysak senin ve cümle şehitlerin sayesindedir. Eyvallah. Lakin bizim vaktimiz geçmiştir. Ahanda ecel beni Ertuğrul Bey'ime ve dahi sevdiklerime kavuşturmak için dört nala at koşturmaktadır. Lakin Osman Bey, Türk'ün istikbali gayrı sensin. Senin başbuğluğunda Türk obaları birleşsin, devletimiz daim olsun. İnşallah Bamsı Bey. İnşallah. Gayrı, sürülerimizin bereketi daim olsun. Hızır yoldaşınız olsun. Amin. Amin Osman Bey. Hay maşallah. Hay maşallah.
Uğurlar ola. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Eyvallah canlar. Eyvallah. Oy. Ya Allah. Haydi bakalım. Haydin bakalım. Yaylaya yolumuz var edir. Yaylaya yolumuz var edir. Haydin canlar. Haydin bakalım. Beyim, müsaaden varsa ben de onlarla gideyim. Var git Bamsı Bey'ime yoldaş ol. Başımla beraber beyim. Yolun açık olsun. Haydi. Orhan, buyur beyim. Atımı hazırlayasın. Şeyhimin yanına varacağım. Emrin olur beyim. Fabreste quisque fortuna. Sen Cengiz Han'ın yasalarının, ben de imparatorluğumuzun yolunda bu toprakların kaderini yeniden yazacağız. İttifakımız için. Ben sadece ölümle ittifak yaparım. Ölümün şehvetiyle sulayacağım. Tomaniç yaylasını. Dışarıda seni bekleyen koca bir ordu var. Askerlerim ve komutanlarım emrinde olacak. Yolun seni zafere götürsün Togay. Döndüğünde getireceğin kellelerle surlarımı süslemek için sabırsızlanıyorum. Zafer'e! Zafer! 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 Yat! Çağır! Osman Bey, solun geldi. Uyuyan şeytan uyandı Elen. Şimdi Osman için ölüm uykusunun vakti geldi. Peki ya bu ütriyat dükkanları? Onları çarşının girişine yapmak icap etmez mi? Doğrudur. Çarşıya girenleri güzel kokular karşılamalı. Şeyhim, sen ne buyurursun? Bu ahilerle de istişare etmek lazımdır. Bu köhnemiş çarşının imarında herkesin rızası olsun ister. Hak olan da budur Osman Bey. Neticede çarşıyı kullanacak olanlar tüccarlardır, ahalidir. Mühim olan onların ne istediği. Elbette, elbette. Osman Bey, debbalarla kasapları çarşının bu tarafına taşımak icap edecek. Şeyhim, bu bina düşündüğümüz kasır için uygundur. Uygundur Osman Bey. Çarşı bir tek ticaret yeri değil, bir yaşamdır. Kası da olmalı, bahçesi de,
Han hamamı da. Elbette şeyhim, elbette. Bu binanın sahibi kimdir? Hemen öğreniriz bey. Buranın mülklerinin kimin olduğunu, Müslüm, gayrimüslim, herkesi, her şeyi bileceksiniz. Şimdi buranın mülkünü sahibini bulasınız bana. Buyruk senindir bey. Şey. Nasıl gider Osman Bey? Ha. İlk kafile Domaniş'e doğru yola çıktı şeyhim. Maşallah. Sağ salim ulaşır inşallah. İnşallah şeyhim, inşallah. O binaya gelince adaletli bir karar vereceğinden hiç şüphem yok Osman Bey. Söğüt'ün asıl imarı adalette olacaktır. Beyim, şeyhim, binanın sahibidir. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk beyim. Şey, müsaadenle. Buyurasınız. Osman Bey, sen Söğüt'ün hakimisin. Karşında nasıl otururum? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Buyurasın, buyurasın. Hem de senin malına talip bir müşteriyim. Lakin aramızdaki mertebeyi kaldıralım. Kaldıralım ki ticaretimiz adil olsun. Sırf korktuğundan veya çekindiğinden istemediğin bir karar vermek zorunda kalmayasın. Şükürler olsun sana Rabbim. Gayrı mülküne talibim. Ederi nedir diyesin hele. Rahat edesin. Mülkünün ederi neyse onu söyleyesin. Ederi yoktur. Zira satmak istemem. Madem ki satmak istemezsin, o vakit üzerine söylenecek söz yoktur. Gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Adil olduğun doğruymuş Osman Bey. Tanrı beyliğini kutsasın. Abi. Senin Allah'ın kullarını birbirinden ayırmadan gösterdiğin bu adil tavır
evlatlarına miras olsun. Beyliğin devlet olsun. Müslim, gayrimüslim bu sancağın altında ebediyen barış ve emniyet içinde olsun. İnşallah Şeyh. İnşallah. Osman Bey gelmemiş Togay. Başlarında kim var? Bamsı Bey. Beyim. Hayırdır Bay Sungur? Beyim, Togay. Nikola'nın kalesinden nökerleriyle birlikte çıkarken görülmüş. Ya Nikola? Nikola yokmuş beyim. Togay askerlerinden, nökerlerinde başındaymış. Nereye gideceklerini öğrendiniz mi? Öğrendik beyim. Domaniç Ailesi'ne doğru giderler. Sen ne dersin? Alper, obaya haber edesiniz. Göç katarını basacaklar. Haydi! Baş üstüne beyim. Haydi. Thank you.
Hasbi. Abdurrahman Gazi şehit olduktan sonra bu tesbihle çok sabır çektim. Şimdi intikam vaktidir. Varlık melektir. O yüzden şimdi davranasın. Davranasın Togay. Thank you.
Bakarlar! Bakarlar! Azalar! Sobaya varalım. Atlar! Kızak hazırlayın! Evlatlar durasın sana. Gayrı. Pansı Bey'in son göçüne hayır olmakla. Kurbanın olan Bamsı Bey'im öyle deme. İyi olacaksın. İyi olacaksın. Merak etme kızım. Merak etme. Şimdi... Almıştır lakin. Terkutay gibi. Göktuğ gibi iki yiğit alfı Osman Bey. Vermişidir. Evlat. Hamz Bey. Bamsı Bey! Bamsı Bey'im! Bamsı Bey'im! Bamsı Bey! Ne oldu böyle? Bamsı Bey'im! Ne oldu diyesin hele? Aslanım. Ertuğrul Bey'imin yiğidi. Osman'ım benim. Hele gördün mü?
Gördün mü öyle? Şehit olmadan öleceğim deyi yanıp... Vamsi Bey. Tutuşurdun. Vamsi Bey. Kısmet. Ya, ya. Kısmet yayla göçüneymiş. Ya, Vamsi Bey. Daha nice göçlerin olacak. Nice seferlerin olacak. Etme. Etme. Evlat. Gayrı görmez misin? Ecelim beni ölümden korumaz olmuş. Şimdi evlatlarımla babamızla nice göçler size nasip olsun. Bamsı Bey'im, bizi babasız koma. Evlat. Bamsı Bey'im. Buralım. Beyim. Aygül. Çıktı. Bamsı Bey'im. Bamsı Bey'im. Turhan al. Turhan al. Hele şu kılıçla. Kılıçlarımı veresin. Bamsı Bey. Gayrı evlatlarım sana emanet. Şimdi ben bilirim. Sen benim intikamımı alırsın. Lakin evvela menzili düşünesin. Bamsı Bey. Bamsı Bey. Osman'ım. Osman'ım. Ben kuracağım devletten bir an bile tereddüt etmedim lakin. Lakin devlet. Evet müddet. Devlet evet müddet. Sen bunu düşünesin. Bamsı Bey'im. Oh, Ertuğrul Bey'im. Bamsı Bey'im. Al buna bak kardeş. Hafsa. Hafsa. Aymaz. Aslan gel. Şehadet. Şehadet vakti. Şehadet vakti. Şehadet vakti. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la. Thank you.
Subay. Hamsı Bey. Benim baba yadigar. Baba yadigar. Ata topraklarından gelen yiğit alpim. Ne mutlu sana. Ne mutlu vardığın yerde. Adı güzel. Kendi güzel olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin otağına. Doyamadığın beyin Ertuğrul Gazi'ye. Abdurrahman Gazi'ye. Şehit evladıma. Bakmaya doyamadığın hatununa varacaksın. Gayrı, gayrı bir devir kapandı. Ertuğrul Gazioğlu, Osman Bey'in andı olsun. Yeni bir devir açılacak. Göçen yiğitlerimizin şanına. Gayrı intikam nasıl sulanacak? Fethettiğiniz bu kutlu topraklar. Hamsı Bey. Sen rahat uyuyasın. Rahat uyuyasın.